Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek gibi kreması muhteşem dokusuyla kupta pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir tiramisu tarifim var. Hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. İlk etapta kremamızı yapmakla işe başlıyoruz. 4 yemek kaşığı unum var kasemin içerisinde. 2 yemek kaşığı nişasta ilavesi yapıyoruz. Mısır ya da buğday fark etmez. Evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker ilavesi yapıyoruz ve 1 litre süte ihtiyacımız var. Ayrıca labne ve krem şanti de kullanacağız. Kremamız pişirdikten sonra sütü de tencereme alıyorum. İçerisinde hiç topak kalmayacak bir şekilde ilk etapta çırpıyorum. Daha sonra ocağın üzerine alıyoruz kremamızı. Sürekli karıştıraraktan kremayı pişiriyorum. İlk etapta çırpıcıyla karıştırıyorum. Yoğunlaşmaya başladığı zaman da kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Altından üstünden alaraktan karıştırıyorum. Bu şekilde ipek gibi bir krema elde ediyorsunuz. Bu kıvamı aldıktan sonra, yani göz göz kabarmaya başladıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Ara ara karıştırmaya özen gösterin mutlaka. Üzeri kabuk tutmasın. Ben içerisine blender'ı bırakıyorum. Gelip gidip karıştırıyorum. Hem de soğumasını hızlandırmış oluyorum. Tamamen soğuduktan sonra bir paket sade krem şantiyi kremanın üzerine ilave ediyorum ve 200 gram labneye ihtiyacımız var. Genelde Instagram'dan soruluyor. Eğer labne kullanmazsak nasıl olur diye. Labne tiramisunun içinde çok fark edilmiyor. Lezzeti çok güzel oluyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde blender yardımıyla labneyi ve krem şantiyi kremaya yediriyorum. Bu aşamada mutlaka mikser değil de blender kullanmanızı tavsiye ederim. Blender sayesinde ipek gibi harika bir krema oluyor. Kıvamını şimdi size göstereceğim. Dilerseniz farklı tatlılarda da bu kremayı kullanabilirsiniz. Bu şekilde krema yaparken mutlaka mikser değil de blender kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde güzelce ipek gibi bir kıvam alana kadar çırpmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi kremamız da hazırsa tiramisumuzun şurubunu hazırlamaya geçebiliriz. Kahve şurubunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı toz şekerim var. 1 yemek kaşığı kahvem var. Ve 200 milimden biraz daha fazla soğuk suyum var. Mutlaka soğuk su kullanmayı özen gösterin. Çünkü kedi dili hemen yumuşayabiliyor. Kahvenin içine batıp çıktıktan sonra hemen yumuşuyor. Erimemesi için mutlaka soğuk su kullanmanızı tavsiye ederim. İçerisinde iyice karıştırıyorum. Şekerini erittikten sonra kupları alabiliriz. Kupların tabanına biraz krema ilavesi yapıyorum ben. Çok fazla doldurmayın kremayı. Üzerine kedi dilini alacağız. Kahve şurubunun içerisine kedi dilini batırıp çıkartıyorum. Fazla suyunu sirkeleyin mutlaka. Üzerinde kalmasın. Çok çabuk yumuşama yapabiliyor çünkü. Ve mutlaka dediğim gibi soğuk suyla yapma ihmal etmeyin. Dilediğiniz oranda kedi dilini bırakabilirsiniz. Ben 3-4 parça şeklinde bıraktım. Bu verdiğim tarifi borcamda da yapabilirsiniz isterseniz. Yaklaşık 1,5-2 paket kedi dili gidiyor. Verdiğim ölçülerde de toplamda 8 adet kup elde ediyorum ben. Kuplarım da dolu dolu oluyor. İsterseniz biraz daha azaltıp 10 adete, 9 adete de çıkartabilirsiniz. Bu şekilde kedi dilinin üzerine örtüyorum kremayla. Hepsine kremayı döktükten sonra kupları bir iki defa sallıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alsın kupların üzeri diye. Misafir için yapacaksınız. Mutlaka bir gece öncesinden yapmanızı tavsiye ederim. Tiramisu ne kadar beklerse o kadar lezzetli bir tatlı oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kuplarım hazır. Yaklaşık bir gece kadar buzdolabında dinlendiriyoruz kuplarımızı. Dediğim gibi toplamda 8 adet çıkarttım ben. Hepsi de dolu dolu oldu benim kuplarım. İyice dinlendikten sonra zamanınız yoksa 5-6 saatte dinlendirebilirsiniz isterseniz. Üzerine dilediğiniz kadar kakao eleyebilirsiniz. 1,5-2 yemek kaşığı kadar yeterli oluyor. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum.
olumlu ya da olumsuz yapacak olanlara fikir vermiş olursunuz eğer yorum yaparsanız. Tiramisu'larım bu şekilde oldu. Yapacak olanlara afiyet bal şeker olsun. Kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Bu aşamayı aslında sevmiyorum ama kıvamı nasıldı diye soranlar oluyor genelde. Kıvamı da bu şekilde. İpek gibi bir krema, altında pamuk gibi olmuş bir kedi dili. Muhteşem bir tiramisu. Instagram hesabım kat karıştır mutfaktan da dilerseniz beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın birbirinden güzel tariflerim için. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli günler dilerim. Hoşça kalın.